Bugün hep beraber dünyada ve ülkemizde oluşan kum fırtınaları nasıl oluyor? Ne anlama geliyor? Hep beraber bunu inceleyeceğiz. İnsanlık için, dünya için ne gibi kritik noktalar içinde barındırıyor? Fazla uzatmaya gerek yok. Ben sosyal olaraktan Osman Sarıkülçe. Hepiniz hoş geldiniz. Çöl nedir? Çöller temel olarak ekvatorun kuzey ve güneyinde 15-40 enlem dereceleri arasında bulunan çok kurak alanlardır. Çöl atmosferinin düşük nemliliği gece ve gündüz arasında çok büyük sıcaklık farklarının oluşmasına neden olur. Yıllık yağış miktarı 250 mm'den az olan bölgelerdir. Çöller kutup çölleriyle birlikte dünyada kara alanlarının %30'unu kaplar. Evet, yanlış duymadınız. Kutup çölleri. Çünkü çöl tanımı bir yılda 1 metrekare alana toplamda 250 mm yağış düşmüyorsa bu alanlar çöl olarak sınıflandırılmaktadır. Ve Antarktika'da bulunan kurak vadi dünyanın en kurak alanıdır. Antarktika gibi buzlarla kaplı bir kıtada olduğuna bakmayın. Bu alana 2 milyon yıldır tek damla veya kar bile ulaşamadı. Dile kolay, 2 milyon yıl. Bunun dışında dünyada %28'lik bir yarı kurak alan var ki buralar az yağış ve bitki örtüsüyle tipiktir ve asıl çölleri çevrelerler. Türkiye'nin çoğunluğu yarı kurak alan sınıfına girmektedir. Dünyada başlıca çöller ise Büyük Sahra Çölü. Bu yüz ölçümü en büyük çöldür. Avustralya Çölü, Arabistan Çölü ve Gobi Çölü'dür. Oluşumları ise gece gündüz sıcaklık farklarının aşırı oluşu, rüzgar ve su erozyonlarıyla bitkilerin kökleriyle toprak tabakasını tutamaması ve düşük yağış miktarından zamanla toprağın yapısının bozulmasıyla gerçekleşmiştir. En büyük çöl hepimizin bildiği Büyük Sahra Çölü. Biliyorsunuz arada sırada bizleri korkutan depremlerin de kaynağı olan tektonik hareketler, yani levhaların hareketi, dünyamızın karalarını da şekillendiren güç. Sürekli hareket halinde olan levhalar sonucu fay kırılmaları, buna bağlı depremler meydana gelmekte. Ancak 4 milyon yıl önce Afrika levhasının Avrupa levhası ile yavaş yavaş çarpışması sonucu yükselen Tetis deniz tabanıyla oluşan bir arazidir. Sahra. Hindistan levhasının da Asya ile çarpışmasından dolayı kapanan yağış yollarından dolayı bu bölge yağmursuz kalmıştır. Şu an Sahra Çölü'nün bulunduğu Kuzey Afrika yine hepimize enteresan gelecek bir şekilde dünyanın her 20 bin yıldaki eksen eğimiyle çöl olmaktan çıkıp tropik iklime dönüşmektedir. Başka bir tesadüf ise son döngünün tamamlanması insanlık tarihinin şeklini değiştirmiştir. Bu döngü en son 5700 yıl önce gerçekleşmiş olup Kuzey Afrika'da yaşayan halkları Nil Deltası'na göçe zorlamıştır. Çünkü tüm kıtaya yayılmış insanlar ve kabileler o güne kadar tropikal faunada beslenmesini sağlayabiliyordu. Ancak ne zaman yağmurlar azaldı, sık tropikal ormanlar kuruyup insanlar yiyecek bulamaz oldu, büyük kitleler halinde o zamanki insanlar tek tarım kaynaklarını elinde tutan Mısır İmparatorluğu'na göç etmeye başladılar. Antik Mısır medeniyetinin altın çağını yaşamasına sebep olan iş gücü kaynağı bu sayede oluşmuştur. Muhtemeldir ki ailelerini yaşatabilmek için insanlar gönüllü olarak köleliği seçtiler. Sahra Çölü genel olarak tınlı kum bir yapıdadır. pH'sı 7.8 civarında, tuzsuz, organik maddeci çok fakirdir. Potasyum ve demir miktarı ise yeterli seviyededir. Eğer tüm dünyayı Sahra Çölü'nde bulunan kum ile örtmeye kalkışsaydık, tüm dünya 20 santim kalınlığında kum altında kalacaktı. Bu gerçekten fazla bir kum demek. Bu kadar çok olsa da ekonomik olarak önemi bulunabilmekte. Çeşitli kozmetik ürünlerde, canlıların yaşam alanı hazırlanmasında, yapay plaj gibi lüks yapılarda hala gerçek sahra kumu ithal edilip kullanılmakta. Peki kum fırtınaları nasıl olur? Çöllerdeki nem düşük olduğundan toprağın kohezyonel etkileri çok azdır. Yani kum taneleri birbirlerini tutamazlar. Rüzgar erozyonu dünyanın gördüğü en üst seviyededir. Alçak basınç etkisiyle beraber çok kolay yer değiştirilebilen toprak yapısı ve kum tanelerinin boyutlarının 10 ila 0.1 mikron arasında değişmesi bu kitle hareketini başlatmaktadır. Sahra Çölü'nden başka bölgelere rüzgar yoluyla taşınan toplam kum miktarı yıllık yaklaşık
1 milyar ton. Evet, 1 milyar ton. Hayal edebiliyor musunuz? Şöyle izah edeyim. Eğer bu kumu düzgün bir biçimde denize dolduracak olsaydınız, Kıbrıs adasının tam 2 katı büyüklüğünde bir adaya sahip olurdunuz. Ne kadar büyük ve ciddi bir sayıdan bahsettiğimi anlamışsınızdır. Ülkemize ise yıllık 20 milyon ton çöl kumu lodos etkisiyle gelmektedir. Bu kumun büyük bölümü Mayıs aylarında gördüğümüz kum fırtınaları ile gelmektedir. Bu fırtınalar günlük yaşantımızı olumsuz etkilemektedir. Özellikle solunum yoluyla bünyemize giren kum tanecikleri burun yoluyla bronşlara, ağız yoluyla girdiyse doğrudan akciğerlerde birikimlere neden olmaktadır. Yani eğer kum fırtınası veya ciddi hava kirliliği durumlarında burnumuzdan nefes alırsak, üst solunum yolunda biriken büyük partiküller öksürme, hapşırma gibi reaksiyonlarla bünyemizden uzaklaştırılır. Akciğerde biriken tanecikler ise nefes darlığı gibi kronik problemlere dönüşebilmektedir. Buna sebep olan ise kum fırtınası esnasında ağız yoluyla nefes alınması. Özellikle Nisan-Mayıs aylarında migren, astım, bronşit gibi rahatsızlığı olan insanların şikayetlerinde %60'lık bir artış görülmektedir. Yani bu mevsimlerde siz olun, cebinizde en az bir cerrahi maske taşıyın. Peki hep mi kötü etkiler oluyor bu fırtınaları? Cevabımız hayır. Doğa için yararlı fonksiyonları da bulunmaktadır. Denizlere dökülen serpintiler dönemsel olarak fitoplankton patlamalarına neden olmaktadır. Hatta bazı balık sürülerinin göç yollarını buna göre oluşturduğu bilinmektedir. Bu gördüğünüz uydu görüntüsü NASA tarafından Mayıs ayında çekilmiş bir görsel. Beyazlayan alanlar ise fitoplanktonların uzaydan görünen rengidir. Fitoplankton antik Yunanca'da gezici bitki demektir. İnsan gözüyle görülemez. Ancak yeterli sayıda çoğalırsa su yüzeyinde yeşilimsi bir renk görülür. Evet, yeşil oldukları için fotosentez yaparlar. Yani besin üretirler. Su ekosisteminin temel yapı taşıdır diyebiliriz. Şimdi bugüne kadar öğrendiğimiz bilgileri yıkacak başka bir konuya da değineceğim. Nefes aldığımız havadaki toplam oksijenin %60'ını fitoplanktonlar üretmektedir. Bugüne kadar ağaçlar ve yeşil bitkiler oksijen kaynağı diye üretildi. Bu doğru. Ancak üretilen oksijenin en büyük kaynağı denizden, yani fitoplanktonlardan gelmektedir. Peki karaya düşen kum taneleri? Çöl tozlarının içerisinde bulundurduğu demir, başta olmak üzere çeşitli mineraller bitkilerin gelişiminde büyüme hızında belirgin etkilere sahiptir. Çöl kaynaklı tozlar içerisinde bulunan demir +3, canlıların doğrudan kullanamayacağı cinstendir. Ancak çöl tozlarının taşınması esnasında bulut içerisindeki tepkimeleri sonucu bu demir indirgenerek doğada çok az bulunan bir unsur olan demir +2'ye dönüşür. Ve bu da bitkilerin kullanabileceği düzeye inmesi demektir. Meydana gelen yağışlarla damla içerisindeki çökelen bu demir özellikle gündüz vakti toprağa karışırsa bitkiler için çok faydalı olur. Kök ve yaprak sistemleri aracılığıyla bu mineralleri bünyesine alan bitkiler demir bakımından zenginleşmekte ve daha hızlı büyümekte. Şimdi gördüğünüz fotoğraf 2002 yılında Bilim Teknik Ekim sayısına ait yayınlanmış bir deneme. Saf suya sadece ve sadece çöl kumu karıştırılmış ve belirli aralıklar ile bir asma yaprağına bu karışım, diğer asma yaprağına ise saf su püskürtülmüştür. Bunun gibi çeşitli tarımda yetiştirilen bitkilerin çöl kumu püskürtülmesi sonucu verimlerinde artış olduğu gözlemlenmiştir. Peki bu kadar verimde artışa sebep olan çöl kumunda, yani çölde neden ağaç ve bitki göremiyoruz? Cevap çok basit. Su yetersizliği, organik madde yetersizliği. Çöl, ıslahı en zor olan arazidir. Yeteri kadar suyumuz olsa bile bitki yetiştirmek aşırı meşakkatli bir süreçtir. Tabii artan dünya nüfusu, küresel ısınma, kullanılabilir alanların çölleşmesi, araştırmacıları çölde bitki yetiştirmeye yöneltmiştir. Çünkü bu bir mecburiyettir. Günümüzde o kadar önemli olmasa bile gelecekte çölde sıkça tarım alanlarını göreceğiz. Bunu mümkün kılabilecek teknolojik çalışmalar günümüzde bir yarışa dönmüş durumda. Arap Yarımadası'ndaki domates seraları, Avustralya'daki seralarda gündüz ve gece sıcaklık farkını en aza indirmek için seralarda kullanılan yağlı ısıtma sistemleri, çölde bitkilerin kullanabileceği suyu tasarruflu bir biçimde veren sulama sistemleri, rüzgar duvarları, havadaki nemi yoğuşturucu makineler, en basitinden bugün ülkemizde yaygınlaşan damla sulama sistemi bile İsrail'in çöl için geliştirdiği verimli sulama arayışının bir sonucudur. Arap ülkeleri deniz suyunu arıtmak için
tonlarca yakıt karşılığında büyük tesislerden arıtılmış su elde etmekte. Ekolojik eksilerine rağmen her yıl arıtılan su miktarı yeni eklenen tesisler ile artırılmaktadır. Yani çöl sandığımızdan çok daha büyük potansiyelleri içinde barındıran bir alan. Ülkemizde çölleşmeye karşı bir organizasyon mevcut, TEMA. 11 Eylül 1992 yılında rahmetli Hayrettin Karaca ve Nihal Gökyiğit tarafından İstanbul'da kurulan TEMA, Türkiye'de erozyon ile ciddi mücadeleler vermektedir. Ben de en azından kamuoyunu bilinçlendirmek için videoda bu konuya değinmek istedim. Siz de eğer benimle aynı fikirdeyseniz, sevdiklerinizle bu videoyu paylaşabilir, ortak geleceğimize destek olabilirsiniz. Çünkü ülkemiz hepimizin geleceği. Yaşanılabilir bir gelecek için erozyon ile mücadeleyi organizasyonlara bırakamayız. Hepimiz elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışmalıyız. Yani yapabileceğimiz en basit şey, yediğimiz meyvelerin tohumlarını doğrudan çöpe atmak yerine bitki örtüsü bir alana ekip can suyu verebiliriz. Bu coğrafyada açan tek bir filiz bile geleceğimiz için ulu bir ağaca dönüşebilir. Unutmayalım, bu dünya geçmişin bize bir mirası değil, geleceğimize karşı sorumluluğumuzdur. Ben sosyal olaraktan Osman Sarıkülçe, hepinize iyi günler dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.